Tarihi bir eşikten, kavşaktan geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 100 yılının geride bırakıp 2. yüzyılının başlandığı dönemlerde ve sistemin tamamen otoriterleşmesi, antidemokratikleşmesi üzerine Kürt halkının temel değerleri, talepleri yok sayılması, savaş, imha ve inkar politikalarıyla Kürt sorununa, Kürt meselesine yaklaşım açısından da olsa ve ileride bu otoriter rejimin yerine daha demokratik bir ülke inşa etme, rejim inşa etme açısından baktığımızda çok tarihsel bir seçim olduğunu ve bizler açısından, toplumlar açısından, halklar açısından önemsenmesi gereken bir seçim olduğunu burada ifade etmek istiyoruz. Tek dil, tek bayrak, tek vatan, tek ulus, tekçilik üzerinden kendisini inşa eden bir iktidarda iktidarın gitmesi, değişmesi, yerine çoğulcu bir anlayışın gelmesi ve Türkiye toplumunda yaşayan, bu coğrafyada yaşayan, Mezopotamya'da coğrafyasında yaşayan bütün halkların ve inançların o iktidar kendini temsil etmesi ve görmesinin önünü açacak bir süreç olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani dolayısıyla AKP-MHP iktidarını gönderdikten sonra evde oturalım, böyle bir tamamdır mücadelemiz zaferle taçlandırdı gibi bir şeyi yok, yani gerçeklik yok. Yine mücadele, aslında mücadele daha yeni başlıyor aslında bizler açısından. Sadece AKP-MHP iktidarı bu mücadelenin önünde en büyük engellerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu engelin aşılması gerekiyor. İşte demokratik bir anayasanın oluşturulması, hakçı bir anayasanın oluşturulması önünü açacak ve bunun mücadelesini de vermek gerekiyor. Onun için diyoruz ki güçlü bir Yeşil Sol Parti parlamentodaki temsiliyeti bu açıdan önemli ve değerlidir. Bizim toplumumda bizim de temel kaygımız sahada kaybeden AKP sandıkta çıkmayı düşünen ve bunun kimi kurguların planlarının yaptığını öngörümüz var. Dolayısıyla Türkiye toplumu, Türkiye halkları, Kürtler bu açıdan sahada kaybeden AKP'nin sandıkta çıkmasının önünde engel olması gerekiyor. Biz o gün, o akşam Türkiye halkları, Kürtler sandık başında ayrılmamalıydı. Sadece sandık sorumlusuna ve işte müşahidine bırakılacak bir mesele değildir. Eğer kitlesel olarak o sandıklar üzerine oy kullandın, sandığın başına git bekle. 2 saat, 3 saat bekle. Sabah gidiyorsun, oyunu kullanıyorsun. Sonra akşam 5'te sandıkların açılacağı saatte gel. Orada 1-2 saat bekle. Oy sayımı bitene kadar orada bekle. Dolayısıyla eğer bu toplumsal bu mesajı vermezsek AKP sandıklarda çok daha farklı bir sonucu ortaya çıkaracaktır. Buna izin verilmemesi gerekiyor. Biz de birçok önlemimizi aldık.